Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, herkesi ilgilendiren bir konu tabii. İlginç bir soru var aslında elimizde bugün. Şimdi, insanlar birbirlerine düşman olabiliyorlar zaman zaman. Değişik sebeplerden dolayı. Tabii bu düşman olmalarına sebep olan haller de veya sebepler de zamanla değişikliğe uğrayabiliyor. Ne bileyim işte işler soğuyabiliyor filan. Dolayısıyla düşman olduğunuz kişiye bir bakıyorsunuz bir yerden sonra dost da olmuşsunuz. Yani o nefret, düşmanlık sevgiye dönüşmüş. Peki şimdi insanlar değişik duygulardan dolayı düşman olabilir dedik ya. Haset de mesela bunlardan biri. Kıskançlık dediğimiz şey. Kıskançlık sebebiyle düşman olsa birisi, diğer bu sebeplerde olduğu gibi yine sevgiye dönüşme ihtimali var mıdır? Dönüşür mü veya? Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken sizin bu ifade ettiğiniz şekilde bir ifade geçiyor. Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi ümit edilir, umulur. Bütün düşmanlıkların ama. Bunun misalleri çok. Çok. Mesela Uhud Harbi'nde Halid bin Velid radıyallahu anh Hazretleri karşı taraftaydı. Hazreti Vahşi de radıyallahu anh müşter safındaydı. Hatta Hazreti Hamza'yı şehideden oydu. Ama sonuna mesela Hazreti Hamza, Hazreti Vahşi diyoruz. Ondan sonra Halid bin Velid Hazretleri diyoruz. Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle aynı şekilde yad ediyoruz. Sevgiye dönüştü. Ki ortada yani bir ölüm var. Tabii. Öldürülme var. Savaş var yani. Evet. Böyle durum söz konusu. Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi ümit edilir. Fakat hasetten dolayı olan düşmanlık böyle değildir buyuruyor. Allah, enteresan. Zira kıskanç insan başka bir insanın kendinden iyi giyinmesini, iyi yaşamasını hazmedemez. Yani onun boyunu, posunu, güzelliğini, çalışkanlığını, başarısını kıskanır. Daha kötüsü onun başına gelen fenalıklara sevinir. İşte bu hal kıskançlığın en kötü derecesidir. Şimdi hatta daha çarpıcı bir ifade kullanmışlar. Buyuruyorlar ki kıskanç insan Allah-u Teala'nın kendisine verdiği şeylere razı olmayan insan demektir. O yani çok güzel bir ifade hocam. Allah-u Teala'nın verdiğine razı olmayan insandan da Allah-u Teala razı olmaz. Ya. Allah-u Teala'nın bir insandan razı olmaması ise felaketlerin en büyüğü. Felaketlerin zincirleme, en büyüğü. Trafik kazası. Aynen öyle. Dolayısıyla yani hasedin, hani diyecek bizi izleyen ve dinleyenler, ya şimdi çok aşırı derecede bir nakiller yaptınız. Hayır, Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından nakil yapıyoruz. Din büyüklerinin sözleri bu. İyi düşünüldüğü zaman hakikaten öyle. Peki bundan kurtulabilir mi? Kurtulur eğer gayret ederse. O ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. Ama kıskanç insan yani bir kere yani Allah-u Teala her şeyi bana versin, başkalarına hiçbir şey vermesin. O düşüncede. Hatta bu Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebeleri var. Muhammed Beycan, Ahmet Beycan. Gelibolu bu zatlar. Mezarlar da orada. Kardeş. İşte o Muhammed Beycan Hazretleri'nin de Ahmet Beycan Hazretleri'nin de yazdığı kitaplar var. Osmanlı döneminde Anadolu'da çok okunmuş. Muhammediye, Ahmediye diye biliniyorlar. O Muhammedi de geçiyor gibi hatırımda veyahut da Ahmedi de geçiyor. Bir hadise anlatılıyor. Şimdi vaktiyle bir hükümdarın birisi demiş ki memleketimde en hasut yani en kıskanç kimse bulun getirin. İşte aramışlar, taramışlar falan. Ondan sonra vezirler demişler ki efendim bu ikisinin hangisi daha hasetçi, kıskanç anlayamadık biz. Getirdik huzurunuza. İkisi de duruyor orada. Hükümdar şöyle bakmış. Bir tanesine demiş ki, dile benden ne dilersen. Benden ne istersen ikimizin arkadaşına vereceğim. Karşıdakine, rakibine. Rakibine. Adam düşünmüş. Benim bir gözümü çıkar diyor. Ya.
Çünkü onun iki gözü çıkacak. Onun iki gözü çıkacak. Vay be. Sana ne versem diyor. Arkadaşına iki misli. Düşünüyor. Ya diyor, ev istesem ona iki tane diyor. Araba istesem ona iki tane diyor. Ya diyor, iki altın istesem ona dört verecek diyor. 20 altın istesem ona 40 verecek diyor. 1 kilo altın desem ona 2 kilo altın gidecek ben diyor. Ben yine hasedimden çatlayacağım. Yani ona hep fazlası gidecek. Düşünüyor. Diyor ki benim bir gözümü çıkar. Tamam diyor bu. En hasut kimse. Vay. En hasut kimse. Dolayısıyla buna benzer şeyler çok anlatılıyor. Enteresan böyle kitaplarda misaller de verilmiş. Dolayısıyla hani tedavisi mümkün ama yani Rabbimizi yasak etmiş olduğu, yani men ettiği kötü huylar olarak bilinen haset bu kadar kötüymüş. Sevgiye dönüşemiyor bir türlü. Efendim işte gıybet etmek de kötü, doğru. Suizan da kötü, doğru. Kötü huy bunlar, kötü ahlak. Bunlardan insan tövbe edebilir. Gıybet ettim falan, yani sonra baktın ki bir sürü dallandı, budaklandı falan. Kendin de üzüldün ya. Dediydim demediydim, hele şimdi öyle diyor, maksadı açtı, ben öyle demek istemediydim falan filan, gerçekten de öyle falan. Sonra gider hakkını helal et. Helallaşabilir. Sonra ondan bir iyilik görür. Ondan sonra onu kucaklayabilir. Ondan sonra ne bileyim birisine suizan etmiştir. Sonra bakmıştır ki dürüst bir kimse, yanlış yaptım, gider özür diler. Hakikaten ona muhabbet edebilir. Ama hasetçi nasıl şey yapacak ki? Çünkü haset eden onun elindeki imkanların hepsi gitsin. Hatta o adam yok olsun diyor, tamam mı? Bu nasıl sevgiye dönüşecek? Bunun için de haset etmek Allah-u Teala'nın takdirini değiştirmez. Boşuna üzülmüş, yorulmuş olur. Kazandığı günahlarda cabası olur. Zaten hiçbir hasetçi muradına kavuşamamıştır buyuruluyor kitaplarda. Kimseden hürmet, saygı görmemiştir. Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri buyuruyorlar ki, üç kimsenin duası kabul olmaz. Kimmiş bunlar? Haram yiyenin, gıybet edenin ve haset edenin buyuruyor. Duası kabul olmaz. Bu zaten dua da edemez ki hocam. Yani sen ne? Hep kendine eder ya da. Ha, ne diyecek ondan sana? Ne diyecek? Mustafa Toköz'e mal mülk ver ya Rabbi. Diyemez ki. Nasıl orada olmasın diyor nefsi. Zaten. Orada olmasın istiyor. Olmasın istiyor. Hal böyle olunca Allah Teala korusun. Yine kitaplarda haset ibadetlerin sevabını giderir. Hadis-i şerifte haset etmekten sakınınız. Biliniz ki güzel bir teşbihte bulmuş Resulullah Efendimiz. Hepsi güzel de. Ateş odunu yok ettiği gibi haset de hasenatı yok eder. Çok güzel bir teşbih. Ateşe odun attın, kül oluyor. Bitti. Haset ediyorsun, senin de hasenatlar kül oluyor. Yok. Gitti. Ortada ateş bir şey çıkan. Yakıyor yani. Tabii. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ona geçmiş ümmetlerden iki kötülük sizlere bulaştı. Haset ve kazmak. Bu sözümle onların başlarını kazdıklarını anlatmak istemiyorum. Dinlerin kökünü kazıyıp yok ettiklerini söylüyorum. Yemin ederim ki imanı olmayan cennete girmeyecektir. Birbirinizle, birbirinizi sevmedikçe imana kavuşamazsınız. Sevmek için de çok selamlaşınız. Yani birbirinize haset etmeyiniz, birbirinizi seviniz buyuruyor. Sevgiye de haset engel. Haset engel. O zaman ne olacak? Ha, o zaman aynı şekilde yani din büyüklerinin kitaplarını, hayatlarını okumalı. Bakacaksın ki hani buyuruyorlar ki hiçbir hasetçi muradına ermemiş. Ve hakir olmuştur. Hakir olmuştur. Hakikaten insanlardan itibar görmemiştir. Evet. Vay be. Hatta Allah-u Teala muhafaza buyursun. Adamın eline fırsat geçmiş olsa yani kıskandığı, haset ettiği kimselerin elindeki mallar yok olması için bu adam onların hayatlarına bile suikast düzenleyebilir. O malların elinden gitmesi için de her türlü şeyi yapar. Tuzağı kurabilir. Yapar. Ölçü kalmaz onda. Akıl normal çalışmaz öyle durumlarda. Aklı örter. Evet. Ben şeyde çocukluğumda duymuştum. Adam birisinin aynı şekilde kızmış veya haset etmiş neyse buğday tarlasını olmuş başakları yakmış adam. Yakmış. Gözü dönmüş yani. Gözü dönmekten ziyade kendisininki zayıfmış. Benimki aynı şekilde böyle o şart. İşte, onunki niye güzel oldu? Hasettiğinden aynı şekilde yakıyor. Dolayısıyla halbuki ya adam yesin yemesin başkasına da faydalı var. Allah-u Teala yarattığı bir nimettir. O da israftır. Onu bile düşünecek tarafı yok. Dolayısıyla her türlü aynı şekilde şey düşmanlık sevgiye dönüşebilir ama haset zor. Ama tedavisi imkansız değil. Her kötülüğün de tedavisi mümkün olur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.
Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, akıllı nefsine uymaz ve ibadet eder. Ahmak da nefsine uyar, sonra da Allahü Teala'nın rahmetini bekler. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Meded ya Resul. Tamil Mihal, Saadeti Ebediye. Ona uyan bir kimsenin gün ortasında bir parça uyuması, ona uymaksızın birçok geceleri ibadetle geçirmekten kat kat daha kıymetlidir. Çünkü kaylule etmek, yani öğleden önce biraz yatmak adet-i şerifesiydi. Mesela onun dini emrettiği için bayram günü oruç tutmamak ve yiyip içmek, onun dininde bulunmayıp senelerce tutulan oruçlardan daha kıymetlidir. Onun dininin emriyle fakire verilen az bir şey ki buna zekat denir, kendi arzusu ile dağ kadar altın sadaka vermekten daha efdaldir. Emirül Mü'minin Ömer
radıyallahu anh, bir sabah namazını cemaat ile kıldıktan sonra, cemaate bakıp bir kimseyi göremeyince sordu. Eshabı dediler ki, geceleri sabaha kadar ibadet ediyor. Belki şimdi uyku bastırmıştır. Emirül Mü'minin buyurdu ki, keşke bütün gece uyuyup da sabah namazını cemaat ile kılsaydı, daha iyi olurdu. İslamiyet'ten sapıtmış olanlar, sıkıntı çekip ve mücahede edip, nefslerini körletiyor ise de, bu dine uygun yapmadıklarından kıymetsizdir ve hakirdir. Ali İmran suresi 31. ayetinde mealen, ey sevgili peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellem, onlara de ki, eğer Allahü Teala'yı seviyorsanız ve Allahü Teala'nın da sizi sevmesini istiyorsanız, bana tabi olunuz. Allahü Teala bana tabi olanları sever buyuruldu. İslamiyete uymayan şeylerin hiçbirisini Hak Teala sevmez, beğenmez. Sevilmeyen, beğenilmeyen şeye sevap verilir mi? Belki cezaya sebep olur. Ahmet Siyahi Hazretleri. Bir önceki bölümümüzde hayatının bir kısmını aktardığımız Ahmet Siyahi Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Onun lakabı Siyahi'dir ki bu Ahmet Hazretlerine pek bir sevimli gelir. Çünkü bu lakabı ona hocası Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri tarafından verilmiştir ki bunun sebebi Ahmet Siyahi Hazretlerinin siyah sarık sarması dolayısıyladır. Ve uzun bir zaman sonra, daha önce yalnız başına gitmeye niyet edip yola çıktığı hac seferine, hocası Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri ile birlikte çıkar. Ve kim bilir nice bereketlerin yaşandığı hac farizasını birlikte ifa ederler. Daha sonra, Ahmet Siyahi Hazretleri, hocasıyla birlikte dönerler haçtan. Bir zaman sonra da, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, Ahmet Siyahi Hazretlerini, insanları iki cihanda saadete kavuşturan, dini İslam'ı anlatmak ve öğretmek üzere vazifelendirir. Hocasının onu vazifelendirdiği yer ise, Ahmet Siyahi Hazretlerinin memleketi olan Kastamonu'dur. Ahmet Siyahi Efendi, canından çok sevdiği ve ayrılığına tahammül edemeyeceğini bildiği hocasının emrine itaat eder ve döner Kastamonu'ya. Muhabbet, elbette ki tabi olmayı gerektirir. O da, hocasının emrini kalbindeki firak ateşine merhem yapar ve tutar memleketinin yolunu. Yıllar önceki Ahmet Efendi, Kastamonu'ya Ahmet Siyahi Hazretleri olarak dönmüştür. Onun bakışları, konuşması, oturması, edası bambaşka olmuştur ki, cezbeder göreni, meftun eder sohbetini dinleyeni. Çünkü o, zamanının bir tanesi, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halleriyle hallenmiştir. Seven, sevdiğine benzemiştir hasılı. Asil Osmanlı milletinin fertleri, bu güneşin etrafında halka olurlar. Derken, o istemediği halde artan ünü, aşar Kastamonu sınırlarını. Her vilayetten akınlar başlar yöreye. Fakat Kastamonu'da, kendisi de alim olan bir zat, Ahmet Siyahi Hazretlerinin büyüklüğünü kabul etmez bir türlü. Bu zat, Keskinzade Ahmet Efendi'dir. Keskinzade Efendi, bir zaman sonra İstanbul'a gelir ve Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinin talebelerinden olan ve günümüzde İstanbul Üsküdar'da metfun bulunan İstanbul'daki üç büyük evliyadan biri sayılan Abdülfettah-ı Akri Hazretlerine gelip ona talebe olmak istediğini arz eder. Abdülfettah-ı Akri Hazretlerinin ona cevabı, Ahmet Siyahi Hazretlerinin büyüklüğünü bir mühür gibi basar tarihe.
Şeyh Ahmet Siyahi oradayken bizim size ders vermemiz edebe uygun olmaz. Keskinzade büyük bir pişmanlıkla Şeyh Ahmet Siyahi'ye gider ve talebesi olmakla şereflenir. Ahmet Siyahi Hazretleri beldelere son mükemmel ve geçerli tek din olan dini İslam'ı anlatacak nice büyükler yetiştirir. Bunlar arasında başta oğulları Abdülaziz ve Seyyid Ahmet Hicabi olmak üzere Benli Sultan, Şeyh-i Şani Efendi, Şeyh Ahmet Efendi ve Reisül Kurra Hafız Hasan Efendi en meşhurlarıdır. Anadolu'daki en büyük evliya Ahmet Siyahi Hazretleri buyurdu ki: "Oğlum, selameti, kurtuluşu, istikamet ve doğruluktan başka bir şey de Allahü Teala'nın rızasına kavuşmayı, Resulullah Efendimize tabi olmak, ona uymaktan başka bir yolda arama. Kendini hiç kimseden faziletli, üstün zannetme. Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmekte kınayanın kınamasından korkma. Ey oğlum, ehli sünnet alimlerine, Kur'an-ı Kerim ehline hürmet et. Vicdanın için temiz olsun, cömert ve güler yüzlü ol. Başkalarına ihsan ve iyilikte bulun. Allahü Teala'nın yarattıklarına eziyet ve sıkıntı verme. Arkadaşlarının hata ve kusurlarını affet. Görmemezlikten gel. Büyük küçük herkese nasihat eyle. Hırs ve tamayı terk eyle. Bütün ihtiyaçlarında Allahü Teala'ya tevekkül et, güven. Çünkü Allahü Teala kendisine sığınanları mahrum etmez." İslam ahlakı. Cübn, korkaklık demektir. Gadabın, sert davranmanın lüzumlu miktarına şecaat denir. Lüzumundan az olmasına, zayıf olmasına cübn denir. Cübn, kötü huydur. İmam-ı Muhammed bin İdris Şafii, rahimehullahü teâlâ buyuruyor ki, şecaat göstermek lazım olan yerde korkaklık yapan kimse, eşeğe benzer. Tarziye verilen kimse razı olmazsa, şeytana benzer. Korkak olan kimse, zevcesine ve akrabasına karşı gayretsizlik ve hamiyetsizlik gösterir. Onları koruyamaz. Zillete ve zulme boyun eğer. Haram işleyeni görünce susar. Başkalarının malına tamah eder. İşinde sebat etmez. Verilen vazifenin ehemmiyetini anlamaz. Allahü Teala Tevbe suresinde şecaati, kahramanlığı övüyor. Bir hadis-i şerifte, "Ümmetimin hayırlısı, demir gibi dayanıklı olanıdır." buyuruldu. İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık edenlere, saldıranlara karşı sert olmak lazımdır. Bunlara karşı korkak olmak caiz değildir. Korkarak kaçmak Allahü Teala'nın takdirini değiştirmez. Ecel gelince Azrail aleyhisselam insanın nerede olursa olsun bulur. Kendini tehlikeye atmak da caiz değildir. Tehlikeli yerde yalnız kalmak, yalnız yürümek günahtır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere şirin ilimiz Kayseri'den sesleniyorum. Orta Anadolu'nun hem sanayi merkezi hem ticaret merkezi, mühim bir ticaret merkezidir. Burada çalıştığımız günlerdir görüyorum ki şu anda üçüncü bir merkezliği daha üstlenmiş Kayseri, turizm merkezi olmuş. Belki de Türkiye'nin
çok önemli turizm merkezlerinden birisi olacak. Çünkü yabancı turist Ekim ayı olmasına rağmen kum gibi kaynıyor efendim. Neden? Konaklama tesislerini oturtmuşlar. 4 yıldızlı otelleri bir bir dizmişler. Dolayısıyla gelen turist hiçbir yabancılık çekmeden tıkır tıkır sistemde oturmuş. Turist geldiği yerde rahat etmek ister efendim. Kavga, gürültü, itiş kakış olacak değil. Şimdi Gevher Nesibe Şifaiyesi'nin taş kapısının önündeyim. Gördüğünüz gibi ben böyle taç kapıların önüne geldiğimde efendim beni bir uyaran olmasa takılıp kalıyorum. İnsan küçülüyor efendim. Böyle eserlerin önünde şöyle baktıkça Divriği Ulu Cami'de de başıma geldi. İnsan ayrılamıyor. Bakar mısınız? Taşı kızların böyle bir bez parçası üzerine dantel işlemişçesine taşı işlemişler efendim. Bu ne sabırdır? Bu ne sanat zevkidir? Ve o günden bugüne kalmış birkaç yerinde ufak tefek bir tamirat izi var. Geri kalanı kilit taşları dahil, kapının üzerindeki kemerde bulunan kilit taşları dahil aynı şekilde kalmışlar. Efendim burada üstte bir kitabe var. Mermere yazılmış. 1206'lardan kalma kitabe. Şaka değil efendim. O mermer de bu 800 senelik rüzgara, fırtınaya, yağmura direnmiş. Yazılar okunacak durumda. Ama bu sefer benim gözüm eskimiş efendim. Ben şimdi o kitabede ne yazıldığını buradan sizlere okumaya çalışacağım notlarımdan. Kitabedeki yazanların bugünkü dildeki anlamı, manası. Kılıç Aslan'ın oğlu, dinin ve dünyanın koruyucusu yani gıyası, Gıyas Eddin ve Dünya diye söylüyorduk efendim lakabını aslında. Ama bize okutulanlar da sadece Gıyas Eddin, dinin koruyucusu, dünyanın koruyucusu değil. Dünya olmadan dini nasıl tamamlayacaksınız ki? Yani ikisi uçağın iki kanadı gibi. Tek kanatlı uçak hiç gördünüz mü havada efendim? Havaya bile kalkamaz tek kanatlı uçak. İki kanat da beraber olması lazım. Büyük Sultan Keyhüsrev zamanında, ki onun zamanı hep devamlı olsun inşallah, böyle de bir ara cümle koymuş efendim. Kılıç Aslan'ın kızı, din ve dünyanın masumu, Melike Gevher Nesibe'nin, ki Allah-u Teala ondan razı olsun, vasiyet olarak 602 yılında, yani 1206'ya denk geliyor, bu maristan yapıldı. Maristan veya mimarhane denilen şey, hastahane anlamına efendim. Hastalık, hastalığın tedavi edileceği yer anlamınadır. Bundan sonraki dönemde sık sık bu eserler meydana getirilmiştir. Mesela bir savaşta esir düşen bir Avusturyalı'nın hatıralarında diyor ki 1389'da esir düşmüş, Bursa başkent, Bursa'ya getirilmiş. Esirler de savaştan sonra getirilip ite kaka, zincirlere bağlı, sakalları uzamış, aç, perişan, kesinlikle dolaştırılmazdı. İnsan haysiyetine çok dikkat edilirdi. Mesele insanı kazanmaktı çünkü o mücadelede. Düşman kazanmak değil, siz o adamı ne kadar iter kakarsanız yarın esaretten kurtuldu mu al sana bir Türk düşmanı daha, hatta 1000 Türk düşmanı daha. Onun için esirlere çok iyi muamele yaparlardı. Onlar kaçmaya mecal bulamazlardı bu iyi muameleden. Bursa'da serbestçe dolaşmış bu Avusturyalı eser efendim. Ondan sonra da oturmuş, hatıra yazmaya mecbur kalmış. Osmanlı'nın başkentini anlatmış. 6 tane hastane gördüğünü söylüyor. Halbuki onların memleketlerinde o dönemlerde insanlar hastanedeki hastanın yiyeceğini dahi bir istihkak olarak, hasta istihkak olarak dahi düşünmüyorlar. Birilerinin aklına gelirse hastaneye getirip bir torba yiyecek bırakıyor. Hepsi başına üşüşüyor, yiyorlar, içiyorlar. Günlerce aç. Biri de bir gün şarap getiriyor bolca. Aç karnına şarabı içiyorlar. Bir sürü şaraptan öne adam buluyorsunuz. İcabında vefat eden hastanelerindeki ölen insanlarını birkaç gün sağların yanında bırakırlarmış efendim. Kimse gelip kaldırmazmış cenazeyi. Halbuki burası
yeri gelmiş Maraşlı Zülkadir oğulları. Biz Dulkadir, Dulkadir diyoruz. Dulkadir diye bir şey yok efendim. Dat harfinin okunuşudur bu. Z olarak okunur. Kur'an-ı Kerim'de okunmaz ama bilindiği gibi normal yazışmada efendim Osmanlıca harflerle Z okunur. Zülkadir oğulları zamanında Cüzam Hastanesi olarak kullanmış. Cüzam'da bir tecrit vardır. Cüzam değil, iki Z'li değil. Tek Z'li, sonraki A'nın üzerinde uzatma işareti var. Dil kurumu kaldırdı. Ne yapalım kaldırsa biz de cüzam deriz, kısa söyleriz efendim. Cüzam hastaları insanlarla temas ettirilmezdi. Ailede varsa aile olduğu gibi hastaneye getirilir, orada tecrithanede tecrit edilir. Yedirilir, içilir, bunlara devlet bakardı, vakıflar bakardı. Fakir fukaraya sadaka verecek olanlar da gelirler, bu cüzamların tecrit edildiği yerlerdeki İstanbul'da miskinler tekkisi denirdi buna. Orada sadaka taşları vardı efendim. Taşlar bu boyda yuvarlak ki İstanbul'da birkaç tane örnek sadaka taşı var. Araştırmacılar yerini merak ederlerse, temas ederlerse onlara da söyleriz. O sadaka taşların üzerine koyarlardı. Cüzam hastanesindeki, daha doğrusu cüzam tekkesinde bulunan kimselerden birisi pencerede nöbetçi beklerdi böyle. Sadaka koracağı zaman dua, dua, dua diye içeriye seslenirdi. Yani birisi sadaka koyuyor bize. Aman dua edelim, amin, amin, amin derdi. Tabii evde kalıp da evlenmek isteyenler falan da bol bol getirirlerdi oraya sadaka. Böyle dua alacağız o hastalardan, yaralı insanlardan diye. Sonra onu toplarlar. Sandıkları vardı. Her günün hasılatını o sandığa topluca koyarlar. Haftanın sonunda da cüzamlar bunu paylaşırdı. Şimdi Erkilet'teki Erkilet'teki Hıdrillez Köşkü var. O da bir ara cüzam hastaları için tecrithane olarak kullanılmış. Şimdi İstanbul başkent. Başkent'te var miskinler tekkesi. Başka yerdekiler ne yapsın cüzamlar? Hayır. Onların hepsinin mutlaka bir tecrithanesi vardı. Hastalığın yayılmasını önlemek için bu şekilde tecritler Avrupa'da ta son asırda meydana geldi efendim bu fikirler. O da bizlerden görerek Avrupa'nın bugünkü fen ve teknolojideki ilerlemesinin temelinde ecdadımızın bugüne kadar yaptığı hazırlıklar yatar. Dedik ama biz içeriye anlatacağız. İş geldi geldi Avrupa'ya kadar uzadı. Efendim içerideki hastanede önemli olan hastalar için bir hamam var. Hamam. Hem de akıl hastalar için hamam düşünülmüş efendim pisliklerden korunsun diye. Hasta odaları var, hücreleri var. Bu hücrelerden ses kanalları geçirilmiş. Güzel su sesiyle, su akıtılmak suretiyle veya akan suyun sesini o kanaldan geçirmek suretiyle. Güzel ilahilerle. Bu parkın, şu parkın şimdi Mimar Sinan Parkı'nın bulunduğu yerde ki bu hastanenin bahçesidir. Edirne'de olduğu gibi çiçekleri yetiştirilirdi, güller yetiştirilirdi. Her akıl hastası ayrı renk bir çiçek seyrettirilerek, koklattırılarak tedavi edilirdi. Ve hastalara kolesterolü gayet az, sıfır veya sıfıra yakın av etleri yedirilirdi. Kanatlı hayvan etleri yedirilirdi. Kolesterolü böyle dana rostoları önlerine getirmezlerdi efendim. Bakınız ne kadar ince düşünmüşler. Edirne'deki yeni imaretteki tedavi usulleri elbette ki buradan alındı. Yani Osmanlı'nın temelinde nerede Osmanlı? Ha mantar gibi çıktı. Mantar gibi çıksa bile mantarın bir tohumu bir mayası var efendim. Selçuklu mutlaka Osmanlı Devleti'nin başarılarındaki temeldeki önemli bir taş idi. Ama onu sonra gelen torunlar ileriye doğru götürdüler, daha yücelttiler. Mimarisi değişti. Bu mimariden farklı oldu. Şimdi hastanenin ve medresenin ortasında iki tane avlu var. Avlunun her tarafı kapalı. Bir tarafından giriş kapıları var her ikisinin. Geri kalan yerlerinde de yan eyvanlar var. Her birinde üçer tane eyvan var. Bunların kapının karşısına gelenlerin adına büyük eyvan deniyor. Bu büyük eyvan beraber bulunabilme yerleridir. Medresedeki hocaların sınav yapma yeri, imtihan yeridir. Genel ders verme yeridir. Bu iki yapıda da ısınma, merkezi ısınma sistemi kullanılmış. Hatta yine hava geçen kanalcıklardan eyvanların ısınması sağlanmış ki bugün modern ısınma teknolojisindeki olaylardır. Şimdi biz tabii Gevhernesibe Sultan'a anlattık. Nerede peki bu kadıncağızın kabri? Ha bu kadıncağızın kabri de efendim güzel bir kümbetin altında yatıyor. Nerede? Medresenin girişinde sağ tarafta, sağ köşede
bir ufak sandukacık var. O sandukacık da taştan. Selçuklu'da malum mermer sandukalar yapılırdı kabirlerin üzerine. Tahta sandukalar yapılırdı. Bunların yapılması için fetvalar almıştır. Yoksa kabrin üzerine yazılar koymak, sandukalar yapmak dinde esasında olmayan şeyler. Sonradan ihtiyaca binaen insanlar çiğnemesinler, hürmetsizlik etmesinler, ölülerine saygı göstermeyen dirisine de saygı göstermez sözü icabınca böyle örtülere, Kabe-i Şerif'in üzerine de örtü konmasına bile fetva böylece verilmiş oldu. Ama bunlara gelip el sürmek, öpmek, efendime söyleyeyim, sarılmak, süvesini öpmek falan dinimizde olmayan şeylerdir. Onu da yapanlara biz bir şey demeyiz. Ama bana sorarlarsa yapmasanız daha iyi olur derim. Fikrim o kadardır. Herkesin nasıl davranacağını ben tayin edecek değilim. Kümbetinin üzerinde, tam kümbet külahının altında çok güzel Kur'an-ı Kerim'den bir sure-i şerif çepeçevre dolanmış. Ne olduğunu bir yerde bulamadığım için, kendim de çıkıp okuyamadığım için onu söyleyemiyorum. Ancak olsa olsa Ayet-el Kürsi olabilir. Sebebi de Osmanlı'nın da birçok cami yanındaki türbelerde, cami hazinedeki türbelerde, mesela Hürrem Sultan Hazretleri'nin türbesinin de kubbe kuşağında Ayet-el Kürsi mermer kabartma olarak dolanmıştır. Bu da demek ki Selçuklu'dan gelen bir usul idi. Efendim, ben sizlere bu verdiğimiz görüntülerle beraber Gevher-i Nesibe Sultan medresesini, Gıyasiye medresesini ve Şifaiyesini anlatmaya çalıştım. Kayseri çekimlerimizin daha başındayız. Kayseri öyle bitecek gibi değil. Ne yapalım? Götürdüğümüz kadar götüreceğiz. Bu güzel eserleri insanımıza tanıtmak istiyoruz. İnsanımız bu eserleri görerek, severek tarihi çevreyi korumada da inşallah el ele, omuz omuza hareket edeceğiz. Hareket edeceklerdir. Hoşça kalınız efendim.